Doğru, yani yaptırımlarla bu işler çözülmez. Ee, endişelerimizin karşılanması lazım. Biz onların neden NATO üyesi olmak istediğini anlıyoruz. Endişeleri var, yani meşru endişelerdir. Birbirimizi iyi anlayıp birbirimize destek olmamız lazım çünkü NATO güvenlik teşkilatı. Ee, problemlerden bir tanesi de zaten bu iki ülkenin e, savunma sanayi ihracatı konusunda kısıtlamalar getirmesi. Bunların da e, kaldırılması lazım. Bizim de beklentimiz bu. Diğer taraftan tabi Türkiye'nin e, çok önemli sorumluluklar üstleniyor komşu ülke olarak. E, Türkiye'de e, 3.7 milyon civarında Suriyeli mülteci halen var. 500 bin civarında dönenler var. Gönüllü dönüşler için çalışıyoruz. E, yine İdlib'de e, 100 bin tane priket ev e, sığınma yapıyoruz yeri. Sığınacakları, barınacakları yer hayat standartlarını yükseltmemiz lazım ama... Tüm bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz, bir taraftan da PKK, YPG terör örgütü hem oradaki insanlara saldırıyor, dönen insanları engelliyor, insani yardımların önünde engel, askerlerimize saldırıyor, Türkiye topraklarına oradan saldırı düzenleniyor ve Amerika ve Rusya bu bölgeden bu teröristleri temizleyeceğine dair söz vermişti, anlaşmıştık ama yerine getiremediler. Elbette Türkiye'ye yönelik ve bu sahadaki çalışmalara yönelik tehdit terör tehdidine karşı bu daha olabilir. PKK fark etmez. Gerekli tedbiri almamız lazım. Bana doğrudan yönelttiğiniz soruya gelecek olursak şimdi bir Birleşmiş Milletler planı var. Kısaca iki arkadaşıma da bu plan hakkında da haritayı da göstererek bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu yapmamızda fayda var. Lavrova, Ankara'da, Ankara'da yaptığımız görüşmede bunları izah ettim. İkili düzeyde veya tek taraflı bir çalışmanın olmaması gerektiğini söyledik. Basın toplantısı da söyledim zaten takip etmesinizdir. Diğer taraftan eğer Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler de devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olursa e, kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada e, ele alınacak detaylı bir şekilde. Burada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yanı sıra e, Rusya ve e, Ukrayna da olacak. Dolayısıyla e, herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu e, temin etmesi gerekiyor. Ee, Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın. Tabi Ukrayna'da burada oluşacak koridorlar konusunda e, Rusya burayı e, suistimal edip bizim limanlarımıza saldırmasın diyor. E, dolayısıyla bu meşru bir e, endişe. E, bunların giderilmesi lazım. Herkes bunun sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olması lazım. O nedenle şimdi mayınlardan temizlemek yerine e, güvenli hatlar Transit hat, güvenli hat ve güvenli bölge. Güvenli bölgede gerekli e, denetimler yapılacak gemilerle ilgili ve o güvenli hatlardan mayın temizlemek çünkü çok uzun zaman alacak. Keşke temizlenebilse. E, yer yer e, bize doğru mayınların da geldiği geçmişte görüldü. E, bunun hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu detayları görüşüyoruz e, ve önümüzdeki e, süreçte. Ee, Rusya'dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Buradan bir anlaşma çıkarsa bu işlerin denetimini e, yapmak için e, İstanbul'da bir merkez e, kurulması planlanıyor. BM planına göre. Tabi bu denetimler dronlarla da yapılabilir, insansız hava araçlarıyla da yapılabilir. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin. Ve hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar ihtiyaç duyan, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılsın. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var çünkü dünyada tahıl üretiminin üçte birini bu ülkeler yapıyor. De şu anda 40'a yakın ülke yüzde ithalatın yüzde elli'sinden fazlasını bu iki ülkeyle yapıyor. Bazı ülkeler yüzde yüzünü bu iki ülkeden alıyor. Mısır gibi bir ülke %85'ini bu ülkeden alıyor. Yani Rusya'nın da beklentisi sigorta, taşımacılık, lojistik ve işte banka ödemeleri, gemilerin bu ürünleri taşıyacak gemilerle ilgili beklentileri var. Bunun iki ülkenin de kabul edebileceği ve herkesin yararına, tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz bu konularda çabalarımızı sürdüreceğiz.